Arkadaşlar, Muş'tan herkese sevgiler, saygılar. Bir İngilizce Hikaye Kitabı Okuma Etkinliği'nde tekrar birlikteyiz. Bugün okuyacağımız kitabımızın ismi Alice Adventures in Wonderland. Birinci bölümden başlıyoruz. Chapter 1'den arkadaşlar. Hemen kitabı böyle bir tanıtayım. Şöyle, bakın burada görüyorsunuz Alice Adventures in Wonderland. Bu kitabın kapağı. Arka sayfası ve kitap stage 2 düzeyinde arkadaşlar Oxford University Press yayınlarından hemen başlayalım. Kitabın İngilizce sesi yok. Yani orijinal sesi yok. Ben seslendireceğim hem çevireceğim. Öncelikle söyleyelim arkadaşlar. Yani ben bir anlamlandırma faaliyeti içerisindeyim. Gramer bilgisi verme, kelime bilgisi verme faaliyeti içerisinde değilim. Sadece anlamlandıracağım, okuyup Türkçe'ye çevireceğim. Hemen başlayalım. Down Rabbit Hole. Tavşan deliğinden aşağıya. Alice was beginning to get very bored. Alice çok sıkılmaya başlamıştı. She and her sister were sitting, her sister were sitting under the trees. Ağaçların altında oturuyorlardı. Her sister was reading. Onun yani kız kardeşi kitap okuyordu. But Alice had nothing to do. Fakat Alice'in yapacak bir şeyi yoktu. Once or twice, bir ve iki defa she looked into her sister's book. Kız kardeşinin okumakta olduğu kitaba bir baktı. Yani bir iki defa böyle bir baktı. But it had no pictures or no conversations in it. Fakat yani bu kitabın içerisinde ne resim ne de diyalog vardı. Yani hiç diyalog, yani diyaloglar vardı, yani diyaloglar yoktu ya anlamında arkadaşlar. But it had no pictures, no dialogue or conversations. Ne, yani ne resimler vardı, ne de diyaloglar. Hani böyle kitaplar, kitabın içerisinde böyle konuşmalar falan olur ya. Onlar hadi bunlardan da hiçbir tanesi yoktu. Evet. And. Devam edelim. And what is the use of a book, Dr. Alice? Without pictures or conversations. Yani Alice burada düşündü arkadaşlar. Kendi kendine dedi ki without pictures or conversations. Yani ne resim var ne diyalog. Yani resimsiz ve diyalogsuz bir kitap. Bir kitap neye yarar? Yani kullanım amacı nedir? What is the use of a book? Yani bir kitabın kullanım amacı nedir ki? Yani without pictures or conversations. Yani diyalogsuz ve resimsiz bir kitabın yani okumanın amacı nedir diye Alice kendi kendine arkadaşlar burada düşündü. Devam ediyorum. She tried to think of something to do. Yani bir şeyler yapmayı düşünmeye çalıştı. She tried to think of something to do. Yani bir şeyler yapmayı, evet something to do, bir şeyler yapmak. Think of, yani düşünmeye çalıştı, tried, çalıştı. But it was a hot day. Fakat oldukça sıcak bir gündü. And she felt very sleepy. Ve kendisini böyle uykulu ve aptal olarak, yani stupid aptal da, yani kendisini böyle biraz melankolik olarak arkadaşlar hissetti. She was still sitting, halen oturuyor and thinking ve düşünüyordu. Ta ki when suddenly a white rabbit with pink eyes, yani kırmızı gözlü beyaz bir tavşan onun yanından geçinceye kadar arkadaşlar. Burada resimde de görüyorsunuz. Resim altındaki yazıya bakalım. Suddenly a white rabbit ran past her. Aniden beyaz bir tavşan onun yanından geçti. Evet, devam edelim. There was nothing really strange about seeing a rabbit. There was nothing really strange about seeing a rabbit. Yani bir tavşanı yani koşarken görmek. Yani bir tavşanı görmek diyor. Yani gerçekten de ilginç bir şey değil. And Alice was not very surprised when the rabbit said, Oh dear, I shall be late. Ve Alice arkadaşlar bu arada was not very surprised when the rabbit said. Yani ta ki Alice arkadaşlar yani tavşanı gördü fakat yani bununla yani bir hayal kırıklığı içerisine girmedi. Ta ki rabbit said, yani işte aman Allah'ım, oh dear, I shall be late, geç kalacağım diyene kadar.
Yani tavşan yanından geçti ama yani bu tavşanı görmek mesela benim için ilginç bir şey değildi. Ta ki mesela tavşan kendi kendine arkadaşlar aman tanrım aman tanrım geç kalacağım diye söylenirken yani bundan sonra artık iş ilginçleşmeye başlıyor. Onu demeye çalışıyor. Bu parantez içinde arkadaşlar orayı okuyorum. Perhaps it was a little strange. Belki de biraz ilginçti. Yani absürt bir şeydi. Aristotle'ydi fakat Aristo'na düşündüktü. But at the time she was not surprised. Yani yani belki kendi kendine düşündü arkadaşlar burada dedi ki yani belki biraz ilginç ama but at the time fakat o an mesela Alice hani bir hayal kırıklığına ya da bir hani şaşırmış durumda değildi arkadaşlar. Değildi. Buradan devam ediyorum. But then the rabbit took a watch out of his pocket and looked at it and hurried on. Arkadaşlar cümle buradan başlıyor, burada bitiyor. Diyor ki fakat sonra tavşan took a watch out of his pocket. Cebinden bir saat çıkardı. Looked at it ve bu saate baktı. And hurried on ve daha böyle aceleci davrandı. At once ilk başta Alice jumped to her feet. Alice hemen ayaklarının üzerine zıpladı. Yani ayaklarının üzerine kalktı. Yani oturuyordu. Ayaklarının üzerine kalktı. Buradayım. I have never before seen a rabbit with either a pocket or a watch to take out of it. Yani ben diyor hayatımda hiçbir zaman diyor a rabbit with either a pocket. Yani ya yani bir tavşanın bir cebe sahip yani bir cebe sahip olan ne bir tavşan gördüm ne de cebinden bir saat çıkaran bir tavşan gördüm. A watch to take out of it gördüm diye düşündü arkadaşlar. Cümlenin üzerine tekrar gidelim. Bakın burada present perfect tense var. Oraya dikkat ediyoruz. Never before. Yani hiçbir zaman yani bundan daha önce yani o andan önce hiçbir zaman diyor. Ben diyor ne bir cebe sahip olan tavşan gördüm ne de cebinden saat çıkartıp mesela bir saat çıkartan tavşan gördüm. Şu ana kadar diye düşündü. And she ran quickly across the field. Ve aniden hemen diğer tarafa doğru koştu. After the rabbit. Tavşanın arkasından arkadaşlar. She didn't stop to think. Yani kendi kafasından düşünmeyi durdurmadı. And when the rabbit ran down a large rabbit hole. Ne zaman ki yani bu tavşan büyük bir tavşan deliğinden kendini aşağıya doğru bıraktığında Alice followed it immediately. Alice de onu hızlı bir şekilde takip edip yani o da kendisini delikten aşağıya bırakmış arkadaşlar. And after a little way, the rabbit hole suddenly went down. Yani belli bir yol gittikten sonra, after a little way, evet, belli bir yol gittikten sonra, the rabbit hole, bu güneş, özür dilerim, bu tavşan deliği suddenly, aniden aşağıya doğru indi arkadaşlar. Yani daha da böyle hızlandı, went down, deep into the ground, hemen yerin altına doğru. Evet, deep, yani yerin altındaki derinliğe doğru böyle ilerledi. Alice couldn't stop her suffering. Alice arkadaşlar bu arada mesela kendisini aşağıya düşmekten yani alıkoyamadı. Couldn't stop, alıkoyamadı kendisini. And down she went too. O da aşağıya doğru gitti. Evet, buradayız. Was a very strange one. Yani oldukça ilginç bir delikti. Alice was falling very slowly. Alice yavaş yavaş aşağıya doğru düşüyordu. Yani evet düşüyordu. And she had time to think. Yani düşünmeye zamanı vardı. And look around her. Ve etrafında bakmaya. Yani Alice aşağıya düşerken yavaş yavaş düşerken arkadaşlar hem düşünmeye hem de etrafına bakmaya zamanı vardı. She could see nothing below her. Yani aşağıda evet, she could see nothing below her. Hani aşağıda arkadaşlar kendisinin aşağısında mesela bir şey göremiyordu. Could see nothing, bir şey göremiyordu. Çünkü it was so dark. Çünkü çok karanlıktı. But when she looked at the side of the hole, fakat mesela düşerken arkadaşlar o deliğin etrafına bakarken when she looked at yani baktığı sırada when she looked at the side of the hole yani deliğin etrafına baktığı sırada she could see couples. Evet, Alice arkadaşlar böyle fincanlar gördü. Yani etrafında fincanlar gördü. And books and pictures on the walls. Yani duvarda arkadaşlar fincanlar, kitaplar ve resimler gördü.
She had time to turn things out of a cupboard. Yani bu fincan rafında arkadaşlar. Evet, fincan rafında mesela she had time to take things. Yani bir şeyler almaya zamanı vardı düşerken. Look at them, onlara baktı. And then put them back. Ve sonra tekrar onları yerine koydu. In a cupboard lower down. Yani onları arkadaşlar bu yani düşerken bu fincanları arkadaşlar tekrar cupboard'a, yani fincanları bulduğu raflara koydu. Bir alttaki rafa koydu yani böyle. Lower down. Well, talked Alice. İyi diye düşündü. After fall like this, I can fall anywhere. Yani böyle bir düşüş varsa, böyle bir yani iniş varsa, I can fall anywhere. Ben her yere düşerim. Her yere inerim anlamında söyledi. I can fall downstairs at home. Yani ben evde de böyle düşebilirim. And won't cry. Ve ağlamam. Or say a word about it. Ya da hiçbir kelime bile konuşmam diye düşündü. Bakın burada görüyorsunuz arkadaşlar. Down, down, down. Aşağı, aşağı, aşağı. How far? How I find now? Ne kadar ben aşağıya düştüm diye kendi kendine sordu arkadaşlar burada. How far? Ne kadar uzaklıktayım? Ne kadar bir mesafe aşağıya düştüm? Alice said aloud to herself. Alice yani yüksek sesle kendi kendine söyledi. Perhaps I am near the center of the earth. Belki de dünyanın merkezindeyim şu anda. Let me think. Hadi bir düşüneyim dedi. That's 4,000 miles down. Belki de 4,000 mil aşağıya inmişim. Bu da parantez için arkadaşlar. Alice was very good at her school lessons. Yani Alice yani okuldaki derslerde iyiymiş ama arkadaşlar. Oldukça iyiymiş. And could remember a lot of things like this. Ve bunun gibi birçok şeyi hatırlıyormuş. Yani hesaplamayı hatırlıyormuş anlamında. Down, down, down. Aşağı, aşağı, aşağı. Was she ever stop falling? Yani duracak mı? Yani bu düşüş duracak mı? She ever stop falling? Yani bu düşüşten duracak mı? Alice was very nearly asleep when suddenly she was sitting on the ground. Alice arkadaşlar neredeyse uyuma, yani uykuya dalacakken aniden she was sitting on the ground. Yani aniden yerde oturuyordu. Yani yerde oturmaya başlamış. Demek ki düşmüş, düşüşü bitmiş. Yani. Quickly, çabucak she jumped to her feet, ayaklarının üzerine kalktı and looked around, etrafına bakandı. She could see the white rabbit. Yani o beyaz tavşanı görebildi. Who was hurrying away. Yani acele edip de uzaklaşmaya çalışan o beyaz tavşanı görebildi. And Ron still talking to himself. Hala kendi kendine konuşuyormuş tavşan. Oh, my ears and whiskers. Yani kulaklarım ve bıyıklarım. She was saying, kendi kendine söylüyormuş bu tavşan. How late is getting? Ne kadar da geç oldu? Yani ne kadar geç oluyor? Şeklinde tavşan kendi kendine konuşuyormuş arkadaşlar. Buradan Alice ran after him like the wind. Bir rüzgar gibi Alice onun peşine düştü. She was getting very near him. Yani when the suddenly turned the corner tam yani tavşan böyle köşeyi döndüğü sırada she was getting very near him. Tam da ona yaklaşmıştı arkadaşlar. Yani yaklaşmaya başlamıştı. Alice ran around. Alice corner, o da köşeyi döndü. And then stopped ve durdu. She was now in a long dark room with doors all around the walls. And she could see the white rabbit anywhere. She couldn't see the white rabbit anywhere. Cümle buradan başlıyor, burada bitiyor arkadaşlar. She was now in a long dark, yani o da uzun, karanlık bir, yani with doors all round. All round was, yani bütün kapıları, yani bütün duvarlarında kapı olan bir karanlık odaya girdi. And she couldn't see the white rabbit anywhere. Ve artık arkadaşlar, she couldn't see the white rabbit, beyaz tavşanı hiçbir yerde göremiyordu. Evet. She tried to open the doors. Kapıları açmaya çalıştı. But they were all locked. Fakat hepsi kilitliydi. How will I ever get out again? How will I ever get out again? Buradan nasıl çıkacağım diye kendi kendine sordu üzgün bir şekilde. Sadly. Evet. Then she saw a little glass table with three legs.
Yani sonra aniden üç ayaklı böyle camdan yapılmış bir masa gördü. And on the top of it ve bu masa tam üzerinde was a very small gold key. Altından küçük bir anahtar gördü arkadaşlar. Alice quickly took the key. Alice hızlı bir şekilde anahtarı aldı and tried it in all the doors ve bütün kapılarda denedi. But oh dear, fakat ne yazık ki either the locks were too big. Ya bu kilitler, yani anahtarın girdiği kilitler çok büyük, or the key was too small, ya da bu anahtar çok küçük, yani bu, evet, bu altın anahtar çok küçüktü. But she couldn't open any of the doors. Fakat bu odanın içerisinde bulunan kapılardan hiçbirini arkadaşlar açamadı. Then she saw another door. Sonra başka bir kapı gördü. A door that was only 40 centimeters high. Ki bu kapı, the door, was only 40 centimeters high. Yani 40 santim büyüklüğünde. Evet, 40 santim arkadaşlar büyüklüğünde bir kapı gördü. The little gold key unlocked this door easily. Bu küçük altın anahtar kolay bir şekilde bu kapıyı açtı. Unlocked yaptı. Yani açtı. But of course, ve elbette ki Alice couldn't get through it. Yani Alice, yani gerçekten de bu kapıdan öbür tarafa geçemedi. She was much too big. Yani bunun için çok büyüktü. So she lay on the floor. Sonra yere uzandı and looked through the open door. Sonra açık olan kapıdan baktı. Into a beautiful garden with green trees and bright flowers. Yani böyle parlak çiçeklere ve yeşil ağaçlara sahip olan bu güzel bahçeye bir baktı bu kapıdan. Burada görüyorsunuz arkadaşlar, Alice looked through the door into a beautiful garden. Alice kapıdan güzel bir bahçeye, yani güzel bir bahçenin içine baktı anlamında. Buradan geliyoruz buraya arkadaşlar. Halen daha bölümümüz bitmedi. Bitecek inşallah. Evet. Ben ara ara su içiyorum arkadaşlar. Soda içiyorum, özür dilerim. Yani belki onun sesini duymuş olabilirsiniz. Poor Alice was very unhappy. Zavallı Alice, zavallı Alice adına poor, yani fakir anlamında ama zavallı diyelim biz ona. Poor Alice was very unhappy. Zavallı Alice oldukça mutsuzdu. What a wonderful garden. Ne güzel bir bahçe. She said to herself, kendi kendine söyledi. I would like to be out there. Orada olmak istiyorum. Not in this dark room. Bu karanlık odada değil. Why can't I get smaller? Neden küçülmüyorum? It was already a very strange day. Yani bugün oldukça ilginç bir gündü. And Alice was beginning to think that anything was possible. Ve Alice her şeyin olabildiğine, yani her şeyin mümkün olduğuna artık inanmaya başlamıştı. Evet. After a while, she locked the door again. Belli bir süre sonra kapıyı tekrar kilitledi. Locked, kilitledi. Got up, ayağa kalktı. And went back to the glass table. Sonra cam masaya doğru yöneldi, geri döndü. She put the key down. Anahtarı oraya bıraktı. And then she saw a little bottle on the table. Sonra masanın üzerinde küçük bir şişe gördü. I am sure it wasn't here before. Parantez içinde arkadaşlar burada kendi kendine kız söylüyor. Diyor ki eminim ki bu şişe daha önce burada değildi, dedi Alice. Round the neck of the bottle, yani bu şişenin hemen tam boynunda arkadaşlar, neck of the bottle, şişenin boynunda was a piece of paper. Yani bir not vardı, bir parça kağıt vardı with the words Dane mi? Yani large letter, yani böyle büyük harflerle yazılmış iç beni şeklinde bir not vardı. But Alice was a careful girl. Fakat Alice dikkatli bir kızdı. It can be dangerous to drink out of strange bottles, she said. Sonra kız kendi kendine dedi ki, yani böyle bilmediğim yani şişelerden, diyor, yani bir şey içmek oldukça tehlikeli olabilir. What will it do me? Ne olacak bana? What will it do me? Yani bana ne yapabilir gibi şeklinde arkadaşlar soruyor. She drank a little bit very slowly. Şişeden böyle birazcık yavaş yavaş arkadaşlar içti. Drunk. İçti. The taste was very nice. Yani bu sıvının testi, yani tadı çok güzeldi. Like a chocolate and orange.
Yani portakal çikolata arası bir şey ona benziyordu. Yani hot sweet coffee, sıcak bir kahve tadındaymış. And very soon Alice finished the bottle. Ve hemen sonrasında, kısa zaman içerisinde arkadaşlar, Alice şişeyi bitirmişti. What a strange feeling, Alice said. Alice dedi ki, ne ilginç bir duygu. I think I am getting smaller. Zannedersem küçülüyorum. And smaller every second. Ve her saniye küçülüyorum. And she was, ve öyle oldu. A few minutes later, she was only 25 centimeters high. Yani birkaç dakika sonra arkadaşlar, Alice dediğimiz arkadaş, only 25 centimeters high. Yani 25 santim yüksekliğine erişti. Yani ulaştı diyelim. And now, ve şimdi, she said happily. Mutlu bir şekilde, kendi kendine ve şimdi. I can get through the little door into the building beautiful garden. Yani bu kapıdan, küçük kapıdan geçip bu güzel bahçeye ulaşabilirim dedi. She ran out at once the door. Hemen kapıya doğru koştu. When she got there, yani bu oraya ulaştığında, she remembered that the little gold key was back on the glass table. Yani o kapıya ulaştığında hatırladı. Hatırladı ki, that the little gold key, yani o küçük altın anahtar, was back on the glass table. Yani cam masanın üzerine bırakmıştı onu. Onu geri bıraktığını hatırladı. She ran back to the table for it. Sonra yani masaya doğru yöneldi arkadaşlar bu anahtar için. But of course, ve elbette ki she was not much too small. Fakat yani masaya ulaşabilmek için oldukça kısaydı. Küçüktü. There was the key high above her. Yani elbette yani mesela anahtar onun üzerindeydi yani onun yani kızın there was the key high above her yani onun üzerinde. Yani kendisi küçüldü ya masada onun yüksek yani erişimine yani erişimde ulaşılabilecek bir yer değil çünkü masa büyük bir masa uzun bir masa kendisi de 25 santim o nedenle yani bunu demeye çalışıyor there was the key high above her yani onun üzerinde on the top of the table masanın üzerinde yani anahtar duruyordu. She tried very hard to climb up. Yani yukarıya doğru yani masaya tırmanmak için çok çalıştı. Çok çalıştı. The table leg. Yani the climb the table leg. Yani masanın ayağına tırmanarak masanın üzerine ulaşmak için çok çalıştı. But she couldn't do it. Fakat yapamadı. Fakat başarılı olamadı anlamında arkadaşlar. At last, en sonunda. Tried and unhappy. Denedi fakat mutsuz. Başarılı olamadı. Alice sat down. Alice yani yerde oturdu. On the floor yerde. Evet on the floor. And cried ve ağladı. But after a while she spoke to herself angrily. Fakat belli bir süre sonra kendi kendine arkadaşlar kızgın bir şekilde konuştu. Come now she said. Stop crying at once. Kendine gel. Yani, come now she said. Stop crying at once. Hemen ağlamayı bırak. What is the use of crying? Ağlamanın ne yararı var? She was a strange child. Yani oldukça ilginç bir çocuktu. And often talked to herself like this. Ve bunun gibi yani devamlı olarak sık sık kendiyle konuşurdu. Soon hemen she saw a little glass box near her. Hemen yanında küçük bir arkadaşlar camdan bir kutu gördü. On the floor. Yerin üzerinde. Evet. Yerin üzerinde. She opened it. Yani o kutuyu açtı. And found a very small cake with the word eat me on it. Yani bu kekin üzerinde ye beni şeklinde bir not vardı arkadaşlar. Küçük kekin üzerinde ye beni diye bir not vardı. Nothing could surprise Alice now. Artık yani Alice hiçbir şey hani şaşırtmıyordu arkadaşlar. Şaşırtmıyordu. Well, I will eat it. Peki öyleyse yiyeceğim onu dedi. If I get taller, eğer boyum uzarsa, I can take the key off the table. Yani masadan anahtarı alabilirim. Anahtarı masanın üzerinden alabilirim dedi. And if I get smaller, eğer küçülürsem, I can get under the door. Yani kapının altından giderim dedi. One way, bakın burada resimleri görüyoruz arkadaşlar. One way or another. Ya bu yol ya da diğeri diye kendi kendine söyledi. I will get into the garden. Yani her iki yolda da
bahçeye çıkabilirim. Yani bahçeye gidebilirim. I will get into the garden. So it doesn't matter what happens. O nedenle yani ne olacaksa olsun. Hiçbir önemi yok anlamında söyledi. She ate a bit of cake. Bir parça kekten yedi. And then put her hand on top of her head. Yani bir parça yedikten sonra elini kafasının üzerine götürdü. Which way? Which way? Hangi yön? Hangi yön diye she asked herself. Yani kendi kendine sordu. A little afraid. Yani biraz korkmuşça. Nothing happened. Hiçbir şey olmadı. This was not really surprising. Yani bu gerçekten de böyle şaşırtıcı bir şey değil. People don't usually get taller or shorter when they eat cake. Yani insanlar kek yediği zaman ne boyu uzar ne de boyu kısalır diyor. But a lot of strange things were happening to Alice today. Fakat yani bugün Alice'ye oldukça ilginç şeyler oluyordu. It would be very boring, she said, if nothing happens. Yani ben bu keki yedim, ilginç bir şey olması gerekiyordu. It would be very boring. Yani olmadığı için çok can sıkıcı. Eğer bir şey olmazsa bu çok can sıkıcı bir durum diye kendi kendine söylüyor arkadaşlar. If nothing happens, eğer bir şey olmazsa it will be very not boring. Çok can sıkıcı olacak dedi. So she went on eating. Sonra yemeye devam etti. And very soon the cake was finished. Ve sonunda kek bitmişti. Değerli arkadaşlar, bu da ikinci bölüm. İkinci bölüme bir sonraki videoda geçmeye çalışacağız. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak dileğiyle. Muş'tan herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle.